Türkiye, Kayseri'de seri katil Hamdi'nin cinayetlerini ve şaşırtıcı hikayesini günlerdir Habertürk ekranlarından takip ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olayı yerinde, yani Kayseri'de araştırdık. Arkadaşımız Pınar Tatlıbaş yeni ve çarpıcı detaylara ulaştı. Seri katil Hamdi'nin evinin önüne gitti, komşularıyla da konuştu. Tamam mı abi? Hamdi, cinayetleri neden işliyorsun? Göğe yüzünü görüyordum babasını. Çocuğun kafasını bazı duvarlara vurduğunu görüyordum. Çocukluğu şiddete maruz kalarak geçti. Yıllarca babası tarafından dövüldü, horlandı. Komşuları 8 kişiyi öldüren Kayserili seri katil Hamdi Kayapınar'ın nasıl bir caniye dönüştüğünü Habertürk'e anlattı. Nasıl diyorsun bacım, kafa dedim bu dedim ya. Öyle olur mu dedim. Dedik işte böyle de ahlaksız dedim, böyle bu çocuklar böyle delikti dedi annesi. Ne dedin adama? Sana ne lan dedim, kafa dedim. Hamdi Kayapınar ilk cinayetini daha 14 yaşındayken işledi. Öz kardeşini kıskançlık yüzünden boğarak öldürdü. 8 kişiyi öldüren seri katil Hamdi Kayapınar annesiyle birlikte işte bu evde yaşıyordu. Hatta ilk cinayetini de bu evde işledi. Küçük yaşlarda kardeşini öldüren Kayapınar, kardeşini öldürdükten sonra evin bahçesinde bulunan su kuyusuna attı. 4 yıl cezaevinde yattıktan sonra serbest kaldı. Sonra da askere gitti. 1979 doğumlu seri katil sadece askerde olduğu süre içinde cinayet işlemedi. Askerden gelir gelmez cinayetlerine devam etti. 6 kişiyi daha öldürdü. 2002'de yakalandı. Kendi ifadeleriyle ailesi onu dışladığı için insanlara kin duyuyordu. Kendini avcı, kurbanlarını av olarak görüyordu. Ne yaptınız? Av olarak mı gördün onları? Cinayet hatırası olarak her kurbanın bir eşyasını alıyordu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı ama 2018 Şubat ayında serbest kaldı. İlk cinayetini işlediği, yani kardeşini öldürdüğü aile evine döndü. Öz annesiyle yaşamaya başladı. Annesi var, bir de kendisiydi işte, çıktıktan sonra başka bir şeysini görmedim. Ve çok geçmeden bir cana daha kıydı. Tüm cinayetlerine evdeki kırmızı bisikletiyle gidiyordu. Son cinayetten bir gün önce de kırmızı bisikletiyle çevrede keşif yaptı. Polis de o kırmızı bisikletin izini sürüp yakaladı Kayapınar'ı. 950 saatlik kamera görüntülerini takip eden polis ekipleri kırmızı bisikletin izini adım adım takip etti. Ve o izler ekipleri işte bu noktaya, Kayapınar'ın yaşadığı bu eve getirdi. Ardından da Kayapınar hem kırmızı bisikleti hem de cinayetlerinde kullandığı suç aletleriyle birlikte annesiyle yaşadığı bu evde yakalandı. Tamam mı abi? Kapatın. Komşularına göre Hamdi Kayapınar ve kardeşlerinin çocukluğu baba şiddetiyle geçti. Göğe yüzünü görüyordum babasını. Çocuğun kafasını bazı duvarlara vurduğunu görüyordum. Nasıl diyorsun bacım, kafa dedim bu dedim ya. Öyle olur mu dedim. Dedik işte böyle de ahlaksız dedim, böyle bu çocuklar böyle delikti dedi. Hamdi Kayapınar'ın annesi Kayapınar'ın babasıyla ikinci eş olarak nikahsız yaşıyordu. Baba, nikahsız ikinci eşten doğan çocuklarını da resmi eş üzerine kaydediyordu. Yani Hamdi Kayapınar ve kardeşleri nüfusta bir başka kadının evladı görünerek büyüdü. Babalarından hep şiddet gördüler. Cinayeti neden işliyorsun? Komşularının anlattığına göre Hamdi Kayapınar 14 yaşında kardeşini öldürdüğünde babası da üzüntüden hayatını kaybetti. Cezaevinden çıktıktan sonra Kayapınar'ın iş aradığı, ancak kimsenin iş vermediği de öğrenildi. Bir kardeşi var, o da herhalde cezaevinde. Yoksa ben bir şeysini görmedim canım. Ben de epilepsi hastası olduğundan ben pek çıkamayayım. İşte o yüzden biraz rahatsızlandım. Dün olaydan bu yana pek şey yapamayayım. Komşulardan biliyorum. Mahalleliye göre 8 kişiyi öldüren Kayapınar günlük hayatında ise içine kapanık ve sessiz biriydi. Bizi gördün müydü de kafasını yere eğer geçerdi, tanırdı bizden. Yaptığı işlerden dolayı mı artık? Başka bir şeyden dolayı mı? Çok da yüzümüze bakmazdı. Hamdi Kayapınar'ın polis baskını sırasında da evde olan öz annesi ise sessizliğini koruyor. Habertürk muhabirinin konuşma talebini geri çeviren anne Kayapınar'ın günlerdir evden çıkmadığı belirtiliyor. Pınar Kayseri'de şu anda. Soruşturmada yeni detaylar var mı? Pınar'la da bir konuşalım. Annesi bu arada konuşmadı ve ailesiyle yaşamış bu süreçlere anladığımız kadarıyla o evde. Hemen seni dinliyoruz Pınar. Nedir elindeki notlar? Öncelikle sıcak gelişmeyi aktaralım isterseniz Mehmet Akif. 8 kişinin katili seri katil Hamdi Kayapınar'ın bundan önce işlediği tüm cinayetlerinde
Koç'un tüm cinayetlerindeki kişilerin de bekçi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Kimi inşaatlarda bekçilik yapıyordu aslında, kimi de bazı benzinliklerde inşaat bekçiliği yapıyordu ve bu Hamdi Kayapınar'ın öldürdüğü tüm kişilerin bundan önce bekçilik yaptığı ortaya çıktı ve tüm cinayetlerine de yine kırmızı bisikletiyle gittiği, cinayetlerden önce cinayet mahallinde bazı keşifler yaptığı öğrenildi. Yine edinilen bilgilere göre de şu dakikalarda bizler Kayseri'deyiz. Kayseri Adliyesi'nin önündeyiz aslında. İddianame yazım süreci başladı Kayapınar'la ilgili. Bilindiği gibi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ancak iddianame yazım süreci başladı. İddianamenin tamamlanmasıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılacak ve yargılanmaya başlanacak. Ancak şunu da belirtelim. Kayapınar bundan önce bilindiği gibi 7 cinayet daha işledi. 16 yıl boyunca cezaevinde kaldı. Eski ceza kanunu ve infaz kanunlarına göre cezasını 16 yıl olarak çekti ve çektikten sonra serbest kaldı. Bundan sonraki süreçte aslında şartlı salıverildiği ifade ediliyor. Ancak o şartta tabii ki cinayet işlediği için ortadan kalktı. Bu durumda da hem eski cezalarını çekmeye devam edecek Hamdi Kayapınar, hem de yeni işlediği suçla ilgili, cinayetle ilgili cezalarını çekmeye devam edecek. Belirttiğimiz gibi elimize yeni bilgiler ulaştı demiştik. Bundan önce öldürdüğü tüm kişilerin bekçi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Hamdi Kayapınar'ın oldukça sakin, sessiz biri olduğu öğrenildi ve cezaevinde kaldığı süre boyunca koğuş arkadaşlarıyla dahi bir kelime konuşmadığı, günaydın demediği, iyi akşamlar demediği ve hiç kimseyle hiçbir diyaloğunun bulunmadığı ifade edilenler arasında, aynı zamanda bu zamana kadar cep telefonu kullanmadığı ve öldürdüğü kişilerini kendisini de avcı olarak tanımladığı ifade ediliyor. Yine aslında kendi annesi üzerine de kayıtlı değil, babasının ilk evliliğinden olan kadının üzerine nüfusta kayıtlı olarak görülüyor Hamdi Kayapınar. Bizler buraya gelmeden önce aslında Hamdi Kayapınar'ın son işlediği cinayette Sami Yılmaz'ı öldürdüğü ifade edilmişti. Sami Yılmaz bir sitede, bir villada güvenlik görevlisi olarak, bekçi olarak görev yapıyordu. Bizler Sami Yılmaz'ın ailesinin de yanına gitme fırsatı bulduk ve kendileriyle de konuştuk. Bakın neler dediler. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun, abla. Teşekkür ederim. Eşiniz askerdi ve evet, bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Evet. Ve başınıza bu olay geldi. Neler söyleyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz? Benim eşim Türk Silahlarına 25 sene hizmet etti. Diyarbakır'dan emekli olduk, geldik. Geldikten sonra yaşı da 45 yaşında emekli olduğu için, hem yaşı gençti hem de iki tane çocuğum eğitim gördüğü için güvenlik görevlisi olaraktan işe başladı. Kör bir kuşuna heder oldu. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bize destek çıksın. Benim bir mutlu bir aile yapım vardı bu olaydan önce. Belki bu dışarıya çıkmasaydı, bu cani dışarıya çıkmasaydı belki benim eşim yaşıyordu. Haberi aldıktan sonra ne oldu? Ne zaman öğrendiniz siz olayı? Sabah 7'de öğrendim. Hastaneye götürdüler ama ben dedim herhalde bir burnu falan kanadı, bir şey oldu diye. Hiç bu olay aklıma gelmedi. Hastaneye gittim, zaten duyunca yıkıldım. Dünya başıma kepti. Nasıl söylediler size? Herkes, ailesi, herkes oradaymış. Ama ben dedim ki herhalde çatışma falan oldu deyince herhalde yaralıdır dedim. Yani şükrettim yine. Yaralıysa yani en azından şey, bir kurtulma şansı var diye. Ağlamadım, hiç şey yapmadım, feryat etmedim. Ama anne, kızım demiş, anneme ben söyleyeyim kötü olmasın diye. Bana kızım söyledi, kızıma söylemişler. Anne babam rahmetli oldu diye. Ağlamayacağım, dik duracağım. Ağlamak hiç istemiyorum. Çünkü ben asker eşiyim. Hiçbir zaman ağlamadım. O kadar zorluk çektik. Hala da olanlara inanamıyorsunuz değil mi? İnanamıyorum, bir rüyanın içindeyim. Gerçekten bir rüyanın içindeyim ben. İnanamıyorum. Sabahleyin kalkmak istemiyorum, uyanmak istemiyorum. Zaten uyuyamıyorum. Uyanmak istemiyorum çünkü bu kabusla karşıya geleceğim diye. Çocukların yanında ağlayamıyorum, çocuklar benim yanında ağlayamıyor. Evimize bir şey attılar, bomba attılar, bizi parça pinçik ettiler. Aile yapımız bozuldu, tek tek başıma kaldım. Bu caniyi niye bırakıyorlar? Bıraktılar,
Niye takip etmiyorlar? Benim suçum neydi? Ben şimdi evde duramıyorum korkudan. Çıkarsa yine devam eder. De eşim hiçbir karınca incitmezdi. Bütün görev yaptığı yerlerden böyle telefon açıp ağlayanlar oldu. Çünkü gök ağladı. Yağmur yağdı mezarının üstüne sıcakta. Kesinlikle bizim hiçbir kimseyle bir kırgınlığımız, kimseyle bir şeyimiz yok. Çocukların için, eğitim için gidip de çalışan adamı neden? Uyuyarken arkasından vurmak neden? İsteseydi biz onu aç kalırdık, verirdik. Ne isterseydi bu neden? Bunlar soruyor. Biz kimseye şimdi, hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamıştık şimdiye kadar. Evet, tüm detaylarıyla konuşacağız bu meseleyi. Konuğumuz var, Profesör Doktor Nevzat Alkan. Hoş İyi geldiniz. Yanımıza. Dün de beraberdik. Şimdi önce bir Ersan Şen de bizi bekliyor, ceza hukukçusu. Önce Ersan Şen'e bir dönelim hocam, ondan sonra sizinle konuşmaya devam edelim. Özellikle hukuki boyutunu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Türkiye, hocam, saygılar. Merhabalar. Bütün Türkiye bu seri cinayetleri konuşuyor. Ama keşke olmadan önce tedbirler alınsaydı da yine dedik. Ortada ciddi bir hukuk problemi de olduğu değerlendiriliyor. Önce bu hususla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Önce tabii son kurbanın ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Çok zor bir durum. Tabii sözün bittiği yer. Yani isyanını da anlayabiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Şahısla ilgili durumu değerlendirdiğimizde daha önce sizinle de bir yayında bulunmuştum. İfade ettim. Maalesef bu mesele, şu anda karşı karşıya kaldığımız mesele, yargının meselesi değil. Yani baktığımızda kolluk, savcılık ve hakimler, mahkemeler en azından önünde bulunan kanunlara göre hareket edip yargılama yapmışlar. Tabii esas olan canların yanmaması, can ve mal güvenliğinin korunması, suçların işlenmemesi. Bu şahıs yaş küçüğüyken, ki ikinci derece yaş küçüğü, o dönemde 1994 yılında işlediği bir suçtan dolayı kardeşine karşı cezalandırılmış ve daha sonra serbest bırakılmış koşullu salıverilmeden dolayı. Önce buraya bir işarette bulunmak istiyorum. Bizde koşullu salıverilme, yani şartla tahliye dediğimiz husus neredeyse otomatik uygulanıyor. Yani koşullu salıverilme demek, hapis cezasının kanunla öngörülen miktarının, bu eskiden yarı oranındaydı, şimdi suçlara göre değişiyor 3'te 2 veya 4'te 3 oranında, ceza infaz kurumlarında çektirilmesi ve ondan sonra bu kişinin eğer ceza infaz kurumunun idari ve gözlem kurulu tarafından iyi halli olduğuna dair rapor düzenlenirse, tabii infaz hakiminin de kararı ile toplum içine gönderilmesidir. Bunun da öncesinde şimdi denetimli serbestlik denilen son zamanlarda yeni bir müessese ceza infaz kanununa koyuldu. Hedef bizde cezanın tasfiye edici özelliği değil, uslandırma ve topluma kazandırma özelliği olduğundan bunun tatbiki. Ama koşullu salıverilmede iyi hal iki nedenle bizde otomatik uygulanıyor neredeyse. Şahsın gözleminin esasında çok iyi yapılması gerekir. Özellikle cana karşı suç işleyenlerin bu suçları tekrarlama ve içeride bulundukları dönemde de uslanma, işte bu konuda toplum içine çıkabilme imkanına sahip dereceye gelip gelmediği konusunda bu işin çok daha iyi ve ehil ellerde yapılması lazım. Bir diğer konu otomatik uygulamalar. Ara ara çıkan ve bizim af kanunları adıyla bildiğimiz, esasında örtülü af dediğimiz koşullu salıverilmenin iyi hal kısmının, rahşan af olarak toplumun bildiği, benimsediği 2000'li yıllarda çıkarılan afta veya daha sonra işte koşullu salıverilmenin süresinin hükümlü lehine düzeltilmesi, denetimli serbestliğin yine genişletilmesi dediğimiz noktalarda biz yine hükümlünün iyi halliliğinin kanun koyucu tarafından otomatik tatbik edildiğini görüyoruz. Esasında ortada yargı mensuplarının dışında bir miktar kanundan kaynaklanan, bir miktar da koşullu salıverilme denilen, yani kişinin yattığı yasal süreden sonra geri kalan cezasını toplumda çekmesi dediğimiz ve toplumda takip edilmesi dediğimiz hususatın Türkiye Cumhuriyeti'nde yeterli uygulanamadığını, isabetli uygulanamadığını görüyoruz.
tutuklama ceza gibi, tutuklama bir tedbir, ceza. Diyelim ki intikam veyahut da işte kişinin çünkü her cezada bir öc alma duygusu ilkel de olsa vardır. Onu da becerebildiğimiz söylenemez. Çünkü biz süratli yargılamada çektiğimiz sorunların yanında tatbik edilen, mahkemelerce verilen ceza kararlarının infazı konusunda da tümüyle yerine getirilmesi konusunda da maalesef suç ve ceza siyaseti istikrarında tam bir disipline sahip olabilmiş değiliz. Şu anda baktığımız zaman uygulamaya iki tip suçta idam yani ölüm cezası yok. Bir ormanların korunması, ormanlara karşı işlenen suçlarda af yasağı var. Anayasanın 169. maddesinin 3. fıkrasında. Bir diğer de devletin güvenliğine karşı suç işleyip de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların ölünceye kadar cezalarını çektiklerini görüyoruz. Ama cana karşı, hayata karşı en önemli hukuki yarar olarak kabul edebileceğimiz bu tip suçlara karşı kasten insan öldürme suçlarına, taammüt yani planlamak, tasarlamak suretiyle insan öldürme suçlarına karşı maalesef Rahşan Affı döneminde yani bu bahsettiğimiz 4616 sayılı kanun döneminde 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından affa benzer bir yöntemin izlendiğini ve bu şahıs da bundan yararlanmış ama bu şahsın daha sonra hasta ise tedavisi, toplum içinde ne şekilde hareket ettiği, seri katil olma özelliğine sahip olup olmadığı ve bu noktada başkalarının canlarına yönelik olabilecek eylemlerinin önlenmesi anlamında takibi noktasında yeterli hassasiyetin gösterilmediği ve sonra da işte biraz önce seyrettirdiğiniz isyanla karşı karşıya kaldınız. Çünkü toplum şunu söylüyor. Sizin ceza kurallarınız var. Bunları suç işlemenin önlenmesi için eğer işlemişse varsa bunların tespiti cezalandırılması ve caydırıcılık anlamında suç işleyenleri de uslandırmak anlamında sizin uygulamanız gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Toplumsal mutabakatla devlete verilen cezalandırma yetkisinin temel nedeni, temel gerekçesi bu. Ama burada görüyoruz ki şu anda bu şahıs 8 iddiayla bunlardan 7'si kesinleşmiş. Birisi hakkında şu anda devam eden işte soruşturma ve devamında kovuşturma olacak. Böyle bir durum karşılaşıldığında acaba bizim kanunlarımızda mı sorun var? Tatbikatımızda mı sorun var? Kanunlara bakıyorsunuz. Tamam bugün tartışılan. Çünkü biz bir taraftan idamı yani ölüm cezasını, diğer taraftan da affı tartışabilen bir memleketiz. O da ilginç. Ama karşı karşıya kaldığımız noktada şu anda mevcut müesseselerin, kanunların doğru dürüst tatbik edilmesinde sorunlarla karşı karşıya kaldığımız görülüyor. Bu bir onun örneği diyebilirim en azından ilk tespitlerde. Yani şöyle bir şu anda başlığımız var hocam. Ekranda az önce vardı. 7 kişiyi öldürdü, 16 yılda serbest kaldı diye. Bunu açıklayayım. Şimdi bu çok, çok rica edeceğim ama bu şöyle yani televizyonlarda evet. Bizi izleyen vatandaşlarımız için, evet. Halkımız için çok basit ve anlaşılabilir bir durum. Yani 7 kişiyi öldürüyorsunuz, 16 yılda çıkıyorsunuz. Bu bir yargı skandalı değil midir? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz af meselesi yine tartışılıyor gündemde. Yani bu af dediğimiz zaman klasik dediğimiz cezanın tümüyle affedilmesi, sonuçları itibariyle affedilmesi değil. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5'te 3 çoğunluğuyla çıkarabileceği bir af yöntemi. Bunun dışında denetimli serbestliğin iyileştirilmesi, koşullu salıverilmenin otomatik hale getirilmesi, 3'te 2'den 1/2'ye çıkarılması gibi yol ve yöntemlerle biz affa benzer müesseseleri görüyoruz. Toplumun bu konuda isyanını anlayabiliyorum ama bu toplum bir taraftan ona isyan ederken diğer taraftan da af istiyor. Ama bizim yapmamız gereken hukuk devletine şu değil mi? Bunu önce belirlememiz lazım. Kişi hak ve hürriyetleri var. Bunlar anayasanın, uluslararası sözleşmelerin, kanunların koruması, güvencesi altındadır. Siz suçlara karşı koruyacaksınız. Suç işlemişler varsa da bunları bir an önce yargılayıp adalet önünde çıkaracaksınız. Bizim karşı karşıya kaldığımız hadisede herkesin anlayabileceği dilden konuşuyorum. İlk öldürme fiilini bir kenara koyarsak, daha sonra öldürdüğü kabul edilen 6 kişiyle ilgili 16 yıl yattığına dair cezanın temeli. Bu ülkede idam cezası yok. Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet ağır hapis cezasının hayata karşı suçlarda ölünceye kadar çektirilmesi yok. Çünkü önünüzde örneğin diyor ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 25 yılda bir bu şahsın toplum içine salıverilip salıverilmeyeceğini kontrol edeceksin. Ama onu da doğru dürüst yapamıyorsunuz. Niye? Onu söyleyeyim. Şimdi ve çıkmazımıza götüreceğim sizi. Kanun diyor ki birden fazla suç işlemişse diyor. Bunların cezaları topla o dönemde. Şimdi bu yok ama o dönemde öyle demiş. Diyor ki sen bu şahsı en fazla 30 yıl içeride tutabilirsin. 30 yıl ilk bakışta 6 kişinin karşılığı olamaz.
Keşke o 6 kişinin hayatı korunsaydı. Onlar hayatta kalsaydı. Onların hayatta kalma hakları var. Çevreleri var, aileleri var, gelecekleri var. Bunun kabulü mümkün değil. Onun için bir hukukçu olarak tartışmalı da olsa hayata karşı suçlar, öldürme suçlarına karşı idam, ölüm cezasını savunmaktayım. Çünkü çaresizlik içindeyiz. Niye? Siz 30 yıla topluyorsunuz ama 30 yılı da o kişiyi uslandırmak suretiyle içeride infaz edemiyorsunuz. Niye? O dönemde rahşan affı adıyla bilinen bir kanun çıkarmışsınız. Bu kanunla bu kişiye diyorsun ki ben senin cezanın 10 yılını indiriyorum. Şu şekilde tatbikat yapıyorum. E ondan sonra toplum diyor ki siz 16 yıl 6 kişinin karşılığı mı? Bunu soracak muhatap olacak hukukçular, yargı mensupları değil. Bunu gidecekler, bu kanunları çıkaranlara soracaklar. Halkın temsilcilerine soracaklar. Ha toplum bu olan suçlar bakımından affı istemiyorsa veya istiyorsa veya kardeşim bu siz cezaları kanunlara yazıyorsunuz ama niye uygulamıyorsunuz diyorsa veya cezaları yetersiz görüyorsa bu taleplerini dile getirecek. İşte yöneticilerin de siyasetin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mensuplarının da yapması gereken şu: bu ülkede bir düzen var, toplumsal mutabakat var. Esas olan kişi hak ve hürriyetlerini korumak, insanların can ve mal güvenliklerini korumak, buna ilişkin kanunları çıkarmak ve uygulanmasını daha sonra sağlamak. Onu kim sağlayacak? Yürütme organı. Uyuşmazlıklar çıkarsa bunun gereğini kim yapacak? Elbette kolluğuydu, savcılarıydı, mahkemeleriydi. Ama biz biraz önce söylediğiniz soruya tipik net cevabı şu şekilde verebilir. Lütfen. Bu 6 kişinin 6 kişiyi öldürdüğü kabul edilen bu şahsın o dönemde en kötü ihtimalle bile çekmesi gereken cezayı çıkan af kanunu, af benzeri kanunu veya başka nedenle çektirilmediğini, tabii müddetnamesini görmedim, evet, dosya içeriklerini evet görmedim, bu çekincelerle konuşuyor. Daha sonra da bu şahsın iyi takip edilemediğini, izlenemediğini ve toplum içine salıverildiğini, daha sonra da şimdi en son can yakan ki bu Ayten bir iddia çünkü biz yargılama süreci bitmeden bir kişiye bu konuda en azından son işlediği iddia edilen suç yönünden suçlu muamelesi yapamayız, davranamayız ama ortada bir rahatsızlığın, eksikliğin, disiplinden yoksunluğun, suç ve ceza peki siyasetindeki peki bozukluğun olduğu görünüyor. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Profesör Doktor Ersan Şen aktardığınız bilgiler için. Şimdi devam edeceğiz. Stüdyoda da konuğumuz var. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan bizimle birlikte. Bu arada Sayın Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı da Ankara stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz efendim. Birazdan hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Hayırlı yayınlar. Özellikle idam tartışmaları ile ilgili. Teşekkür ediyorum. Hocam hemen sizle bu işin bir adli tıp boyutuyla ilgili de bir şeye başlayalım. Şimdi dün de konuşmuştuk, ritüeller var mı yok mu diye. İşte kırmızı bisiklet meselesini siz biraz şimdi medyada sansasyonel olması ile ilgili olabileceğini söylediniz ama birkaç tane nokta var. Yani bu seri katilin profiliyle ilgili. Sadece kırmızı bisiklet değil, işte öldürdüğü herkesin güvenlikçi ve bekçi olması gibi bir durum da var. Biraz daha herhalde konu artık sıcağı sıcağınaydı, biraz daha netleşmeye başladı fotoğraf gibi, neler söylersiniz? Şimdi dünden bu yana basın yayın organlarında daha değişik haberler çıkmaya başladı. İlk öldürülen kişinin kız kardeşi değil, daha küçük erkek kardeşi olduğu ile ilgili haberler var, bir. İkincisi 6 kişiyi sonrasında öldürmüş. Şimdi bugün sizin dediğiniz işte hepsi gece bekçisi durumunda. Şimdi tabii bunlar hepsi tek tek irdelenebilir ve sonuçta hani gece bekçisi takıntısı olan birisi mi diye değerlendirelim. Belki gece bekçilerine yönelik suçlar daha kolay işleniyor olabilir. Çünkü karanlık, hiç beklenmedik bir durum vesaire. Ama sonuçta şimdi burada suç işlerken görüntülerde de var, önlemini de almış. Yani bu kadar da dezorganize bir durumda değil. Hani hasta ne yaptığını bilmez vaziyette değil. Gene bir mantık dizgesi yerinde. Şimdi iki alternatif var. Yani akıl hastası ve ne yaptığını bilmez vaziyette mi, kendini dizginleyemiyor mu? Yoksa bizim hani bir normal insan var, bir anormal var. Yani herkes klasik orta noktaya geldiğinde işte normal gibi kabul ediliyor. Bir de böyle biraz sapmaları olan insanlar var. Bu acaba sapması ileri boyuta gelmiş olan bir kişi mi? Bence ikinci derece, ikinci kısımda değerlendirilecektir gibi gözüküyor. Çünkü bugün çıkan haberlerde daha öncesinde o 6 cinayetle ilgili Adana'da akıl hastanesinde kalıp değerlendirildi ve akıl hastalığı olmadığı şeklinde bir rapor olduğu da söyleniyor. Mahallede çok sakin, mahallede yaşıyor. Yani insanlarla iletişimde
En azından anlattıkları, yani bu gerçi sakinlik meselesi seri katillerde çok yaygın bir durum galiba. Sakin olmak, Türk insanı genellikle çok munis, sakin duruyor ama sonrasında çok hırçınlaşabiliyor. O manada bir şey demeyeceğim ama şunu diyeceğim. Bu kişi 16 sene cezaevinde kaldıysa anladığımız kadarıyla orada da pek sıkıntı yaşamamış. Yani yaşamamış. Ne başkasına zarar vermiş ne kendisine zarar verilmiş. Yani çıkabilmiş. O da akıl hastası olmadığı, askerliğini de yaptıysa askerliğini zaten. Askerliğini de yapmış. Askerde de hiçbir vukuat yok. O zaman daha acı bir şey. Çünkü askerlik birçok akıl hastasının ortaya çıktığı dönem. Bir katı disiplin olduğu için, hiyerarşi olduğu için orada daha kolay ortaya çıkıyor ve anlaşılabiliyor. Demek ki normal ama mantık dizgelerinde bir sıkıntı var. Ama hastalık boyutunda değil. Ve karşılığında da işte savunması az insanları bir şekilde yakaladığında onlara zarar verebiliyor. Bu bir. İkincisi, şimdi Mustafa Destici'ye de bağlanacaksınız. Çünkü onun da daha öncesinde kamuoyunda açıklamaları oldu. İdam cezasını Ekim ayında meclise getireceğiz diye. Ersen Hoca'ya yönelik de bunu söylemek isterim. Şimdi ben sonuçta bir tıp mensubuyum. Adli tıpçıyım. Şimdi bu çok acı tabii. Bir kardeş öldürülmüş. 6 tane üzerine insan öldürülmüş. Ortaya çıkmış, gezmiş. Bunu düzeltmek lazım. İdam en kolay tartışılacak kısmı. Hani bu şekildeki insanları ortadan kaldıralım. Ama idam açıkçası çağdaş hukuk sistemi için bence uygun gözükmüyor. Gerçi Ersan Hoca ceza hukukçu. Hemen hani soralım. Bir, bence tam da bu yerinde çünkü. Sayın Destici tekrar hoş geldiniz. Şimdi böyle Ersan Hoca da az önce bahsetti. Hatta ben idama karşı değilim bu tür vakalarda dedi. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin hemen düşüncelerinizi alalım. Yani bu suçlarda idamı destekliyor musunuz? Şimdi şöyle, biz Büyük Birlik Partisi olarak idamı ilk defa gündeme getirmiyoruz. Bir kere bunun bilinmesi lazım. Biz bir kere idam cezası kaldırılırken de bunun doğru olmadığını çok açık yüreklilikle ifade etmiş bir siyasi hareketiz. Ve 2011 yılında idam cezasının belli suçlarla ilgili geri gelmesi için milletimizin verdiği 2 milyon imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu'nda şu anda bekliyor. Ayrıca 2013 yılında yaptığımız 30 ilde, farklı bölgelerde, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaptığımız referandum sonuçları var. Biz toplum için siyaset yapıyoruz. Milletin sesi olarak siyaset yapıyoruz ve milletin beklentilerini, taleplerini, inancımızın, kültürümüzün gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çağdaş hukuk tanımı göreceli bir tanımdır. Yani stüdyonuzdaki adli tıp uzmanına göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Bana göre çağdaş hukuk tanımı farklıdır. Her ne kadar ortak bir takım değerler olsa da bunlar toplumların yaşadığı ya da bağlı olduğu kültüre göre, inanca göre değişebilir. Yani bir Alman hukuk sistemiyle ya da Amerikan hukuk sistemiyle ya da bir Japon hukuk sistemiyle Türk hukuk sistemi bir olmaz. Yani evrensel kuralları olabilir ama onun dışında her toplumun kendi öncelikleri vardır. Şimdi biz burada Büyük Birlik Partisi olarak toplumun vicdanının sesiyiz aynı zamanda. Bu kendi inancımızda, kendimiz de bunu arzu ediyoruz ama toplumda kahır ekseriyetinde böyle bir beklenti var. Ve biz idam cezası kimler için geri gelsin diyoruz? İki kesim için diyoruz. Bir, küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz edip öldüren sapıklar için. İkincisi de bizzat kurşunu sıkan ya da bombayı patlatan, yani fiili olarak terör eylemi gerçekleştiren teröristler için. En son işte Hakkari Yüksekova'da masum bir anne ve 11 aylık bebeğini bomba tuzakladılar ve şehit ettiler. Şimdi biz bu hain için istiyoruz. Biz sadece bu Kayseri'deki mesele ortaya çıktıktan sonra idamı gündeme getirmiş değiliz. Yani biz idamı Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden beri zaten ilkeli bir şekilde idam cezasının geri gelmesi noktasında bir çaba sarf ediyor. Ve biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bunu sunacağız. Tabii ki kararı meclisimiz verecek. Bir de tabii bakın, idam cezası uygulanan ülkelere de baktığımız zaman biz mesela, bizim hazırladığımız teklif daha tam olarak tam bitmedi ama bazı içinden ipuçları söyleyeyim. Mesela verilen idam cezası onandığı zaman en az bir 3 yıl bekleme süreci olacak. Yani en erken uygulama 3 yıl sonra olacak. Meclisin onayından geçecek, ayrı Cumhurbaşkanı'nın onayından geçecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi olacak. Bir de burada elbette ki bir sağlıkçılar kurulu olacak.
Pedagoglar Kurulu olacak ve bunlar o kişinin tekrar topluma kazandırılıp kazandırılmaması noktasında da bir kanaat belirtecekler. Yani bütün şartlar yerine geldikten sonra idam cezası uygulanacak. Yoksa hemen suçu işledi, al ertesi gün as. Biz böyle bir teklif sunmuyoruz. Yani bizim teklifimiz hem şu anda da çağdaş diyebildiğiniz bazı devletlerde de uygulanan ve bizim kendi kültürümüze de inancımıza da uygun olan, aynı zamanda toplumdaki beklentiyi de karşılayacak ama bunun yanında adaleti de tesis edecek, toplumun devlete olan, hukuku olan güvenini de tam anlamıyla sağlayacak bir teklifte bulunuyoruz. Yani Büyük Birlik Partisi'nin teklifi bu. Ve Büyük Birlik Partisi'nin teklifine bakın ve bunu da bakın, biz 400 sayısı gerekiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa teklifi, anayasa değişikliği yapılabilmesi için. Biz buna rağmen diyoruz ki mecliste 400 olsa bile bu referanduma gitsin diyoruz. Yani halkımız, milletimiz bunun kararını versin. Yani her yerde millet diyeceksiniz, demokrasi diyeceksiniz, milletin talebi neyse o yerine getirilir diyeceksiniz. Ama konu idam olduğunda ya da buna benzer bir konu olduğunda efendim onu millete sormayalım, efendim işte çağdaş hukuk sisteminin gereği neyse onu yapalım diyeceksiniz. Bu olmaz. Yani dolayısıyla biz milletimiz için siyaset yapıyoruz ve milletimizin talebini gündeme getiriyoruz. İnancımızın gereğini yapıyoruz ve adaletin tam olarak sağlanması için bunu yapıyoruz. Yani ve bütün suçlar için ya da bütün efendim işte cinayetler için bir idam talebi ortaya koymuyoruz. Yani bizim bu talebimiz aynı zamanda bir intikam duygusuyla dile getirilmiş bir husus ya da meclise sunulacak bir teklif de değil. Yani şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri idam cezasını uyguluyor. Bakıyorsunuz 1976'dan bugüne kadar kaç kişi idam edilmiş diye baktığınızda yılda ortalama 11 kişiye tekamül ediyor. Yani sayı çok az. Yani illa idam cezası geldi diye her gün insan asılacak ya da her gün insan idam edilecek diye bir kayıt yok. Öbür taraftan bir suçluya idam cezasının verilebilmesi için çok somut ve şüphe götürmeyecek kanıtların mutlaka olması gerekiyor. Yani bizim teklifimiz içinde bunlar da olacak. Yoksa çok vahşice de olsa, işlenmiş olsa her suçun karşılığında idam olsun diye bir talebimiz de yok. Yine doktor raporu, akıl sağlığına ilişkin, birden fazla kişinin şahitliği, yani bütün bu delillerin hepsinin oluşması gerekiyor. Yani bütün bunlar oluşmuş olsa dahi biraz önce söylediğim gibi tekrar topluma kazandırılabilir mi? İşte meclisin onayı, cumhurbaşkanının onayı, bütün bu safhaların hepsi geçildikten sonra idam cezasının uygulanmasıyla ilgili bizim teklifimiz var. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Şimdi bizim idam teklifimizle ilgili genel eleştirilere ya da gelen eleştirilere baktığımız zaman masum insanların da idam edilebileceği ve bunun geri dönüşünün olmayacağı şekilde bir savunma mekanizması geliştiriyorlar. İşte biz bunun olmaması adına 3 yıl bekleme süresinden tutun da işte bütün delillerin, somut delillerin oluşmasına ve meclisin onayına, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına, hatta Cumhurbaşkanı'nın af yetkisine, işte bu Sağlık Kurulu'nun onayına hepsini katarak bunu sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Öbür taraftan peki tersinden bakalım. Hatalı kararlar sadece masumların efendim de idam edilmesi ya da cezayla karşılaşmasıyla olmuyor ki. İnsan kararının olduğu her yerde bir işte Kayseri'deki örnekte olduğu gibi 7 kişiyi öldürüp 16 yıl ceza alıp dışarı çıkan da oluyor. Yani bu hatalı bir karar değil mi? Peki bunun geri dönüşü var mı? O 7 tane canı kim geri getirecek? Eğer bu kişi ilk işlediği cezada idam cezasına çarptırılsaydı ya da gerçekten müebbet cezası uygulansaydı, adam gibi uygulansaydı, o 7 kişiyi öldürebilecek miydi? Yani bizim esas tartışmamız gereken idam cezasıyla birlikte ya da idam cezasından önce tartışmamız gereken bunlar değil mi? Yani bunları bizim tartışmamız lazım. Yani ceza kanunlarımızda, hukuk sistemimizdeki açıkları bu şekilde de ortadan kaldırmamız lazım. Ve hem adaletin yerine gelmesi, hem
toplum vicdanı rahatlaması, kamu vicdanı rahatlaması adına mutlaka bizim bir takım değişiklikler yapma zorunluluğuyla biz karşı karşıyayız. Sayın Destici, İdam cezası tam, da bunların başında geliyor. Tam bu ben bunu inanarak söylüyorum. Tam bu noktada konuğumuzun Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın herhalde bir... Ben birkaç ilave yapmak istiyorum. Şimdi Mustafa Bey siyasetçi tabii. Toplum arzularını, dinamiklerini önceliyor. Ersan Bey hukukçu, bunu tartışacak öncelikli kişilerden biri. Ben de sonuçta tıp mensubuyum ve bir akademisyenim. Şimdi Mustafa Bey'in bazı dedikleri kendi içinde çelişiyor. Çünkü diyor ki çocuk cinsel saldırganları, işte kadınlara tecavüz edenleri idam edelim diye istiyoruz. Artı teröristleri idam edelim diye istiyoruz. Sonra şimdi bu Kayseri'yi kapsamıyor. Ama sonra diyor ki hani ilkinde öldürdükten sonra idam edilseydi böyle bir şeyle karşılaşmazdık. Yani kapsam genişleyecek. Sonra 7 kişiyi öldürenleri idam edelim. Sonra 1 kişiyi hayır, öldürenleri şöyle, idam doğrudan, edelim. Doğrudan ben Sayın Destici tabii ki siz dilerseniz cevap verebilirsiniz ama ben şöyle anladım. Doğrudan birisini öldürdüğü kesin olan, yani birisini sebepsiz yere öldüren, çocuk istismarı, tecavüz gibi suçlar, yani adi suçlar içerisinde bence yani bu işin içerisinde siyasi bir şeyin girmemesi meselesi burada çok kritik. Yani siyasi suçlarla ilgili bunun gündeme gelmemesi çok önemli. Sayın Destici'nin ifade ettiği şeyi de ben öyle anladım. Bilmiyorum konuğumuza... Ben şöyle bir şey ilave edeyim. Benim makalem var Amerika Birleşik Devletleri'nde idam cezaları diye. Hangi eyalette kaç kişi idam edildi? Bu konulara biz vakıfız. Şimdi ama bir de komşularımıza bakmak lazım. İran'a bakmak lazım. Devrim sonrası kaç kişi idam edilmiş? İdam bence çok tartışılması yerinde olmayan bir şey. Asıl tartışılması gereken benim kanaatimce, takdir tabii sizin, 6 kişiyi öldürmüş. Hani ilk ölümü geçiyorum çünkü o çocukken yapmış vesaire. 6 kişiyi öldürmüş bir kişi 16 sene sonra sokakta nasıl geziyor? Bunu önlemek lazım. Yani öyle bir cezalandırma sistemi lazım ki bu kişi bir daha sokağa çıkıp birini öldürecek imkana sahip olmasın. Bunu düzeltmek en yerinde. Bu cezada idam olabilir mi? Bu işte idam olmamalı. Cezaevinde alıkoyma olmalı. Peki siz, evet, Ersan Bey olmaması gerektiğini, pardon Nevzat Bey olmaması gerektiğini söylüyor. Ersan Bey olması gerektiğini savundu. Ceza çünkü avukatı. Mustafa Bey de şöyle dedi, bu bir hukuki hata dedi. Ersan Bey'in ben anlattıklarından bunun bir hukuki hata olmadığını, hukuk sisteminin bunu getirdiğini söyledi. Bunu düzeltmek lazım. Sayın Destici buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi siz doğru anlamışsınız Mehmet Akif Bey. Biz bir kere siyasi suçlar için bir idam cezası teklifimiz yok. Hatta vatana ihanet konusu mesela çok geniş bir kavram, göreceli bir kavram. Kişilere göre, dönemlere göre, zamanlara göre vatan haini kavramı ya da bunun kapsamı içerisine girecek kişiler değişebilir. Onun için biz çok somut bir şekilde yani Büyük Birlik Partisi olarak iki kesim için idam cezası istedik. Yani birincisi... Efendim işte bu küçük çocuklarımızı bir kere daha anlaşılsın. Kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren bu cani sapıklar için bunu istedik. Ki bunun içerisinde işte sizin dediğiniz gibi seri katiller var. Yani işte bu en son yani hadisede olduğu gibi. Yani doğrudan birinin canına kastedenler dahil bir bunun içerisinde. Tabii doğrudan yani bilerek, isteyerek. Evet. Bir diğeri de bizzat işte terörle Türkiye 35 senedir uğraşıyor. Bir sürü kaybı var. Ve burada bizzat Mehmetçiğimize, polisimize, kahraman askerimize, işte öğretmen Aybüke'mize, efendim işte sivil kundaktaki bebeğimiz 11 aylık işte Mustafa Bedirhan'a bomba patlatarak ya da kurşun sıkarak öldüren bizzat eylemi yapan teröristler için istiyoruz. Yani bizim... Evet. Kapsamımız bu. Ha bu meclise geldiği zaman genişletilir, daraltılır, teklif verilir. Bu başka bir şey. Yani Büyük Birlik Partisi'nin somut bir çerçevesi var. Peki. Ve biz bunu dediğim gibi imzaya sunmuşuz vatandaşımıza. 2 milyon imza toplamışız 3 günde ve meclis dilekçe komisyonu. Yani bu haberlerden sonra vatandaşın imzası da artabilir Sayın Destici. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız hayır, için. Hayır biz bir de şöyle. Mehmet Akif Bey şunu söyleyeyim. Biz... bu hadiseler yaşanınca bunu gündeme getirmiş değiliz. Evet. Biz bunu zaten Büyük Birlik Partisi kaldırılırken de karşıydı. Evet. Ve biz her dönemde bunu gündeme getirdik. Yani benim onun için biz ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Elbette ki siyasetçinin görevi vatandaşın arzularını, isteklerini, taleplerini meclise yansıtmaktır. Ben bunun için seçilmişim. Peki. Yani
Ve ne diyor mesela oradaki arkadaşımız, adli tıp uzmanımız? Ben doğru bulmuyorum, o doğru. Tamam, ne güzel işte, referanduma gideriz. Halkın çoğunluğu ne diyorsa onu yaparız. Biz de bunu söylüyoruz. Onun için bunu efendim sayılara dökmek, işte meclis sayıyla kabul olur, bu sayıyla geçer, bu sayıyla teklif verilir. Peki. Bunlar işin başka şeyleri. Çok teşekkür ederim Sayın Destici. Vaktimiz çok kısıtlı. Bir cümle, Mehmet Akif Bey, bir cümle şunu lütfen söylemek istiyorum. Lütfen. Oradaki sel felaketinden dolayı bütün ordulu kardeşlerimize, özellikle zarar görenlere geçmiş olsun diyorum. Rabbim yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim inşallah ülkemizin, memleketimizin hiçbir noktasında hiçbir insanımızı bu tür doğal afetlerle karşı karşıya bırakmasın. İnşallah bunun tedbirleri alınacaktır. Abi. Zararlar giderilecektir. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Destici. Hakkari'de tekrar bir saldırı var. Orada 6 Mehmetçiğimiz yaralı. Onlara da ben Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum ve Rabbim yar ve yardımcılar olsun diyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Devam edelim. Çok az vaktimiz kaldı. Bir telefon bağlantımız var. Onu alacağım hocam. Ondan sonra da sizle konuşacağız. Hem de bunun üzerine. Şimdi tabii mesele idam tartışmasını da beraberinde getirdi. Hatta af da tartışılıyor uzun zamandır. Böyle bir paradoksumuz da var. Kriminolog Hatice Han Er telefon hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza Hatice Hanım. Hoş bulduk size Mehmet Akif Bey. Size biz doğrudan bu seri katille ilgili artık meselenin özüne yine dönelim. Böyle bir profil var karşımızda. Mutlaka siz de takip ettiniz. Bunun üzerine çalışmalar yaptığınızı da biliyoruz. Bir seri katil profili çizer misiniz bize önce? Bu bir seri katil midir? Yani özellikle batıdaki çalışmalara baktığımızda, kriminoloji literatürüne baktığımızda seri katillerin bir tanımı var. Çünkü bunun diğer katil türlerinden bir ayrımı oluyor. Genellikle seri katillerde en az 3 tane kurbanı olan, işte cooling off period dediğimiz, yani her cinayet arasında belirli bir zamanın geçmesini bekleyen ve psikolojik anormallik ya da düşünme bozukluğu olan kişilerdir. Yani profil ve genel bir anatomisi budur. Ama mesela seri katili dediğimiz kişilerde de yine 3 ayrı tip vardır. Yani 3 ayrı gruba ayrılabiliyorlar. Genellikle bu tip insanlar, yani bir gün sabah kalkıp da belirli bir yaşa gelmişken işte ben bugün bir seri katili olayım, öyle canım istiyor gibisinden bir psikolojiye bürünmüyorlar tabii ki. Yani bunlar çok öncesine giden durumlar. Özellikle çocukluk dönemlerinde başlayan sıkıntılı durumlar olabiliyor. Özellikle aile ve çevrelerine baktığımızda şiddet içerikli bir ailede büyümeleri, işte psikolojik taciz olabilir, tecavüz durumları olabilir, fiziksel taciz olayları olabilir. Yani böyle bir sıkıntılı aile ya da çevre ortamında büyüdüklerini görüyoruz. Bunun dışında da genellikle sevilmeme, işte aile tarafından istenmeme, diğer sosyal bireyler tarafından işte bastırılma, aşağılanma gibi durumlara da çok sıkça maruz kalıyor bu tür kişiler. Saydıklarınızın tamamı aslında şu anda mevcut seri katilde var. Bu saydıklarınızı tam önlenebilir mi çok kısa? Yani bu rehabilite edilebilir ve önlenebilir bir şey mi? Yani özellikle Amerika, İngiltere, Avrupa'daki çalışmalara, kriminoloji çalışmalarına baktığımızda bunların rehabilitasyonu hiçbir zaman, yani genel olarak söylüyorum, başarılı olmuyor. Serbest bırakılan bazı seri katilleri oldu hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bunların çoğunu zaten bırakıldıktan sonra da tekrar öldürmeye döndüler. Hatta bir tanesi direkt eşini direkt öldürmüştü. Bu bir yıl kadar tutabilmişti kendisini ve genellikle bu alan üzerinde çalışan kişilerde, kriminologlarda hepsinin ortak olarak söylediği bir şey var. Kesinlikle bu tip kişilerin rehabilitasyonu mümkün değildir. Ya ömür boyu hapis almaları gerekiyor ya da kesinlikle idam cezası verilmesi gerekiyor denilebilir. Çok ama bu ediyoruz. Belli bir yaştan sonra. Yani bunun şu demek değil. Bu tip çocukluk dönemlerinde özellikle evet, engellenebilir durumlar var. Bunların üzerinde özellikle Aile ve Sosyal Bakanlıkları'nın çok güzel çalışmaları yapılabilir. Evet. Yani özellikle bu psikolojik şiddet durumlarında çok ciddiye alınması gerekiyor açıkçası. Bu tip durumlarda çok erken teşhis ve çok erken durumlarda tabii ki önlenebilir. Çok teşekkür ederiz. Çok kısa vaktimiz bitti aslında ama sizden de bir cümle almak istiyorum. Hatice Hanım diyor ki bu rehabilite edilebilir bir şey değil diyor. Dolayısıyla ya idam ya ömür boyu hapis. O zaman son final şunu söyleyeyim. İdamı bence bir kenara koysunlar. Böyle birisini bir daha cezaevinden çıkarmasınlar. Bunun yolunu, kanunu hazırlasınlar ve böylece bir daha kimseye zarar vermesin. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum.